Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayim.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki tablodaki açıklamaları okuyup karşısındaki kutuya hangi Türk devleti olduğunu aşağıdaki kutudan seçerek yazınız denilmiş. İlk devletimize bakıyoruz. Ben Maneizm dinini benimseyerek yerleşik hayata geçen ilk Türk devletiyim. Bu kimdir arkadaşlar? Bu hangi e Türk devletidir. Tabii ki de Uygur devletidir. Hemen buraya Uygur'u yazalım. Uygur devleti. Uygur devleti ne yapmıştır? Hem Maneizm dinini kabul etmişlerdir. Hem de yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir diyebiliriz. O yüzden buraya Uygur devletini yazdık. Devam ediyoruz. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletiyim. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti kimdir? Tabii ki de Kök Türk'tür. Veya Göktürk de yazabilirsiniz. Gök diye de yazabilirsiniz. Şu şekilde ikisi de aynıdır kafanız karışmasın. Devam edelim. Tarihte kurulan ilk Türk devleti. Tarihte kurulan ilk Türk devleti. Bakın Türk adıyla kurulan ilk Türk devletini birbirine karıştırmayın. Tarihte kurulan ilk Türk devleti ise Asya Hun devletidir. O yüzden buraya da hemen Asya Hun devletini yazalım. Devam edelim. İlk Türk yazılı eserlerini oluşturan devletim. Bu devlet kimdir? Bu devlet de gene Köktürklerdir arkadaşlar. Gök... Köktürk, şöyle düzgünce yazalım. Köktürkler ne yapmışlardır? Orhun abidelerini yazarak, ilk yazılı eser olarak Orhun abidelerini oluşturmuşlardır. Bilge Kağan döneminde. 32 harften oluşan ilk Türk alfabesini oluşturan devletim. Gene ilk Türk alfabesini oluşturan devlette de köktürktür diyebiliriz. Hemen buraya köktürkü de veya göktürkü de yazalım. Ve ilk sorumuzu tamamladık. Hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Burada ise halifelerle alakalı bir soru. Bakalım. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak çeşitli illere gönderen halifeyim. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan halife hangi halifeydi? Hazreti Osman'dı. O yüzden buraya Hazreti Osman yazabiliriz. Bunları karıştırıyorsanız şöyle bir kodlama yapabilirsiniz. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim çoğaltmakta. Çoğaltmanın oğusuyla Hazreti Osman'ın oğusunu aklınızda bağdaştırabilirsiniz. Devam edelim. Hicri takvimi oluşturan halifeyi. Hicri takvimi oluşturan halife ise Hazreti Ömer'dir arkadaşlar. Hemen onu da yazalım. Hazreti Ömer. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren halife. Kitap haline ise Hazreti Ebu Bekir getirmekte. Hemen onu da yazalım. Bakın Kur'an-ı Kerim kitap haline Hazreti Ebu Bekir getiriyor. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan ise Hazreti Osman. Biri kitap haline getiriyor, biri bu kitapları çoğaltıyor. Yani matbaa gibi düşünebilirsiniz. Dört halife döneminin son Dört halife döneminin son halifesi kimdir? O da Hazreti Ali'dir arkadaşlar. Hemen bunları sıralamasında verecek olursak Hazreti Ebu Bekir ilk halife. Sonra Ömer geliyor, sonra Osman geliyor ve sonra da Hazreti Ali gelmektedir arkadaşlar. Dört halife döneminin ilk halifesiyim. İlk halifemiz de Hazreti Ebu Bekir olacaktır. Bu şekilde de ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Hemen diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuz ise doğru yanlış sorusu. Bakıyoruz, kalemimizi değiştirelim. Herhangi bir soruna karşılaştığımızda görmezden gelmeliyiz. Doğru bir e, davranış mı, yanlış bir davranış mı? Kesinlikle yanlış. Çünkü e, bir soruna karşılaştığımızda onu görmezden gelmemeliyiz, sorunun üzerine gitmeliyiz, sorunu çözmeye odaklanmalıyız. O yüzden yanlıştır. Toplumsal yardımlaşma birlik ve beraberliğimize katkı sağlar. Evet, kesinlikle doğrudur. Devam edelim. Sosyal roller zaman içinde değişebilir. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Mesela siz doğduğunuzda anne babanızın çocuğu olarak doğarsınız. Ardından büyüdüğünüzde yani zaman geçtikçe siz de evlenirseniz o zaman siz anne baba rolüne geçmiş olursunuz. Çocuk rolünüz bir nevi kalkmış olur. O yüzden zaman içinde değişebilir. Bu ifademiz de doğrudur. Önyargılar toplum içinde uyum içinde sağlamayı sağlar, yaşamayı sağlar pardon. Kesinlikle yanlıştır. Önyargı kötü bir şey olduğu için toplum içinde uyumu asla ve asla sağlamamaktadır. O yüzden yanlış bir ifade. Türklerin ilk yurdu Orta Doğu'dur yanlıştır. Orta Doğu değil arkadaşlar Orta Asya olacaktır. O yüzden bu ifademiz de yanlış bir ifadedir. Halı ilk kez Hunlar tarafından dokunmuştur. Evet burası da doğrudur. Halı ilk kez Hunlar tarafından dokunmuş ve Hunlar dokunmacılıkta çok gelişmişlerdir. Altın elbiseli adam pazarık kurganından çıkarılmıştır. Kurgan da ölen insanların konuldukları yerdir. Bir nevi mezardır. Ve oraya e, öbür dünyada yanına alacakları en değerli şeylerle gömülmektedirler. Böyle inanmaktadırlar eski Türk devletleri. O yüzden kurgana bunu diyebiliriz. Ve altın elbiseli adam da pazarık kurganında değil, kurgandan değil esik kurganından çıkarılmıştır. O yüzden bu ifademiz de yanlış olacaktır. Kaşgarlı Mahmut at Türklerin kanadıdır der. Evet doğrudur. Divan Lugatit Türk sözlüğünde bunu demiştir. O yüzden ifademiz doğru. Eski Türk devletleri daha çok tarımla uğraşmışlardır. Yanlıştır. Çünkü tarımla uğraşmamışlardır. Hayvancılıkla uğraşmışlardır. Bunun e, asıl sebebi ise nedir? Göçebe yaşamalarıdır. Konar göçer olarak yaşadıkları için fazla tarımla uğraşamamışlardır. Tabii ki Uygurlar e, yerleşik hayatı geçtikleri için gene biraz tarımla uğraşmışlardır ama genel olarak bakacak olursak geçim kaynakları hayvancılıktır o yüzden de bu ifademiz yanlıştır. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda cahiliye dönemi hakimdi. Evet burası da kesinlikle doğrudur. O kadar cahiliye vardı ki arkadaşlar hani kız çocuklarını direkt diri diri gömmekteydiler. Ardından oraya İslamiyet geldi. Hz. Muhammed bu alışkanlıkları, bu gelenekleri ne yaptı? Bitirdi diyebiliriz. Devam edelim bu sayfadaki son sorumuz. Aşağıdaki boşluklar uygun bir şekilde doldurunuz deniliyor. Doğuştan sahip olduğumuz roller yazılmış bir de sonradan sahip olduğumuz roller yazılmış. Şimdi doğar doğmaz sahip olduğumuz roller nelerdir? Kardeş diyebiliriz. Ardından ne diyebiliriz? Çocuk diyebiliriz. Biz doğduğumuzda kardeşimizin kardeşi olarak e, rolümüz hazırdır. Ardından anne babamızın çocuğu yüzdür. Ve sonra olarak torunudur. Torun olarak rolümüz yazılır. Dedemizin, ninemizin torunu yüzdür. Sonra ileriki zamanlarda biz ne, olab ne olmamız lazım? Anne olabiliriz, baba olabiliriz. Ve anne baba olarak da e, rollerimiz değişmektedir. Yani bunlar doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Mesela hani sonradan kazanmıyoruz bunu. Doğuştan yani olabileceğimiz rollerdir. Bunlara ekleme yapacak olursak dede yapabiliriz. Dede, hala, amca, dayı bu şekilde de gidebilir bunlar. Bunlar nedir? Doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bir de doğuştan değil de sonradan sahip olduğumuz roller var. Yani çalışmamıza göre, başarımıza göre sahip olduğumuz, azmimize göre sahip olduğumuz roller var. Bunlardan birincisine sınıf başkanı diyebiliriz. Ardından okul takım üyesi diyebiliriz. Bunlar da sonradan kazandığımız e, nelerdir? Rollerdir. Okul takım üyesi, vergi mükellefi, vergi mükellefliği, mükellefliği de gene aynı şekilde sonradan kazandığımız bir e, roldür. Takım kaptanı yazalım. Takım kaptan olmak da sonradan kazanılan bir rol. Sonra ne yazabiliriz? Meslek sahibi olmayı da yazabiliriz. Meslek sahibi olmak, bu da nedir? Sonradan kazandığımız rollere örneklerden birisidir. Diyelim ve diğer sayfamıza geçelim. Bu sayfamızdan da test sorularıyla devam ediyoruz. Müslümanların ilk hicreti nereye olmuştur? Habeşistan, Medine, Suriye, Mekke. Müslümanların ilk hicreti arkadaşlar Habeşistan olmuştur. O yüzden cevabımız direkt A şıkkı gelecektir diyebiliyoruz. İkinci test sorumuz. Yukarıda verilen metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Eski Türkler arasında gök tanrı inancı yaygındı. Ölen kişileri eşyalarıyla birlikte yu adı verilen bir törenle gömerlerdi. Ölen kişi kurgan denilen mezara değerli eşyaları ile birlikte gömülürdü. Buna göre burada asıl anlatılmak istenen nedir? Türkler ölümden sonraki yaşama inanırlar. Yani ahiret inancına inanırlar. Asıl anlatılmak istenen bu mudur? Evet kesinlikle budur. Çünkü Bakın ahiret inancına inandıkları için ne yapıyorlar? Ölen kişiler en değerli eşyalarıyla birlikte mezara e, gömülüyor. Ve sonra dirilme olacaklarını bildikleri için sonradan dirildiklerini bu eşyaları gene kullanabilsinler diye böyle bir şey yapılmakta. O yüzden ahiret inancı vardı diyebiliriz ve asıl anlatılmak istenen budur. Gene devam edelim. Türkler konar göçer bir yaşam sürerler. Burada bu anlatılmıyor eledik. Türkler de törenler büyük öneme sahiptir. Bu da yanlıştır. Törenleri bu kadar büyük öneme sahip olduğunu anlatmamakta. Bu gelenekler günümüze de devam etmektedir. Hayır günümüze zaten devam etmemekte o yüzden de eledik ve A şıkkındaki Türkler ölümden sonraki yaşama yani ahiret inancına inanırlar bizim doğru seçeneğimiz olacaktır. Üçüncü sorumuz ilk Türk devletlerinde ülke meselelerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilirdi? Yu, yu, neydi az önceki soruda da açıklamıştı zaten yu. Ölen kişinin eşyalarıyla birlikte Yu adı verilen törenle gömerlerdi. Yani e, ölüm töreni diyebiliriz kısaca. O yüzden A'yı eledik. Divan da Osmanlılarda olan bir meclistir. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Kurgan'da söylemiştik. Kurgan'da gene ölen kişilerin mezarlarıyla alak yani mezarlığıdır ölen kişinin. O yüzden D'yi de eledik ve B şıkkındaki kurultayı işaretleyeceğiz. Kurultay nedir? İlk Türk devletlerinde yani Göktürklerde, Uygurlarda, Hunlarda ülke meselenin görüşüldüğü meclise verilen addır. Bu ülkede bu mecliste neler görüşülür? Ülkenin meseleleri siyasi, diplom, e, diplomasi, ve ekonomik olarak ülke meselelerinin görüşüldüğü yerde diyebiliriz. Yani günümüzdeki TBMM ile özleştirebiliriz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da yapılan Türk göçgeni siyasi nedenleri arasında değildir? Bakın siyasi diyor. Bakalım otlakların yetersizliği. Otlakların yetersizliği siyasi midir? Siyasi değildir tabii ki. Çünkü nedir arkadaşlar? Coğrafidir. Coğrafi bir sebep siyasi olarak kabul edilemez. Çin entrikaları siyasidir. Evet B'yi eledik. Boylar arasındaki mücadele de gene aynı şekilde siyasidir eledik. Dünyaya sahip olma düşüncesi bu da siyasidir. Bunu da eleyebiliriz. Ama A şıkkındaki otlakların yetersizliği siyasi değildir. Coğrafi bir nedendir. O yüzden cevabımız Adana. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerde göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir? Denilmiş ve soru köküne dikkat ediyoruz her soruda olduğu gibi. E, A şıkkı sanat eserlerinin taşınabilir malzemeden olması evet doğrudur. Bir sonucudur. Çünkü konar yaşar oldukları için yani belli bir yerde kalmadıkları için sürekli yer değiştirdikleri, konum değiştirdikleri için sanat eserleri de nasıl olmuştur? Taşınabilir malzemeden olmuştur. A'yı eledik. Tarımda ileri seviyelere ulaşılması. Tarımda ileri seviyelere ulaşılamaz. Çünkü tarım için yerleşik bir alan lazım. Yerleşik bir yerde tarımın yapılması lazım. Ama eğer siz göçebeyseniz, göçebe olduğunuz için tarımda ileri seviyeye ulaşamazsınız. Çünkü sürekli göçüyorsunuz. Mesela buraya bir şey ekiyorsunuz. Onun hasadını yapacakken başka bir yere gidiyorsunuz. Bu yüzden de tarımda ilerleme görülemez. B'yi de eledik. C'ye bakalım. Bağımsızlık ve özgürlük duygularının gelişmesi. Evet bu. Nedir? Göçebe e, Türklerde görülebilen bir davranıştır. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da eleyebiliriz. D'ye bakalım. Geçimlerinin hayvancılık ve ticarete dayanması. Evet, bu yaşam tarzının bir sonucudur. Göçebe oldukları için hayvancılıkla uğraşırlar tarım yerine. O yüzden D'yi deledik ve B'ye şıkkındaki tarımda ileri seviyelere ulaşılması. E, göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir. O yüzden de cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. Devam edelim 6. sorumuzdan. Aşağıda Uygur Devleti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Başkenti Karabal Balasunk'tur. Doğru mudur? Evet doğrudur. A'yı eleyebiliriz. Yanlıştır diye soruluyor çünkü. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Evet burası da doğrudur. Ve Maneizm dinini benimseyen ilk ve tek Türk devletidir. En önemli destan Ergenekon destanıdır. Yanlıştır. Ergenekon destanı Göktürklere ait bir destandır. Uygurların iki tane destanı var. Türeyiş ve Göç destanı. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade olacaktır. Duvar sistem örnekleri vermişlerdir. Evet burası da doğrudur. Bunu da eleyebiliriz. Ve C şıkkındaki yanlış ifademizi işaretliyoruz. En önemli destan Erg Ergenekon destanı değildir arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özellikleri arasında gösterilemez? Amaçları toplumsal sorunları çözmektir. Evet gösterilebilir. A'yı eledik. Üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar. Evet burası da doğrudur. Bunu da eleyebiliriz. Yasalara uygun olarak faaliyet yürütürler. Gene aynı şekilde bunu da bu da gözlenebilir. Ama D şıkkındaki hizmetleri karşılığında para alırlar. Nedir? Sivil toplum kuruluşlarının bir özelliği değildir. Çünkü gönüllülük esası olduğu için ve gönüllülük esasında ne vardır arkadaşlar? Yani insan kendi isteğiyle hiçbir karşılıklı beklemeden, para beklemeden ne yapmaktadır? Oraya yardım etmektedir. O yüzden de para alırlar ifadesi yanlış olacaktır. Cevabımız Denizli. 9. Aşağıdakilerden hangisi ön yargı nedenler arasında gösterilemez? Bakalım ön yargıyı şöyle açıklamışlar. Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden önceden peşin bir karara varmış olma durumudur. Buna göre hangisi? Ön yargı nedenler arasında gösterilemez. Farklılıklara saygılı olmamak. Evet gösterilir. Bir insan farklılıklara saygılı değilse ön yargıya sebep olur. Empati kurmamak da gösterilebilir. Eledik toplumsal teması arttırmak. Gösterebilir mi? Gösteremez. Karşımızdaki kişi yeterince tanımamak ön yargıya neden olabilir. Ama C şıkkındaki, şıkkındaki toplumsal teması arttırmak ön yargıyı arttırmaz. Aksine ön yargıyı azaltır arkadaşlar. Devam ediyoruz 9. sorumuzdan. Şu şekilde ayarlayalım sorumuzu. Evet iyi böyle. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konar göçer yaşam tarzının sonuçları arasında gösterilebilir? Olumlu olarak sorulmuş bir soru. Türkler Orta Asya'nın kurak ikliminden dolayı sınırlı koşullarda tarım yapmışlardır. Bunun yerine Türkler hayvancılıkla uğraşmışlardır. Hayvanlarına geniş otlaklar bulmaya çalışan Türkler bu nedenle konar göçer bir hayatı benimsemişlerdir. Bunun sonucunda mimari gelişmiştir. Hayır. Mimari gelişmemiştir. Çünkü konar geçer oldukları için yani belli bir yerde e, ikamet etmiyorlar, yaşamıyorlar o yüzden de mimar mimari gelişmemiştir. Sözlü hukuk gelişmiş midir? Evet gelişmiştir yazılı hukuk yerine sözlü hukuk gelişmiştir diyebiliriz. Kısa süreli hapis cezaları uygulanmıştır. Evet burası da doğrudur. Çünkü mesela uzun süreli olsa bir insanı buraya hapsedersin sonra kendileri gider ve o insan orada kalır. Tek başına kalır ona bakılamaz veya o kendi kaçar hapishaneden bu gibi sorunları olduğu için kısa süreli hapis cezaları uygulanmıştır. Savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir, yanlıştır. Eğer yerleşik hayata geçerlerse bir nebze de olsa savaşçı özelliklerini kaybederler ama yerleşik hayata geçmedikleri için, sürekli göçebe oldukları için Başka bir yere göçerken orada başka boylar varsa, başka milletler varsa onlarla ne yapacaktır? Sürekli savaşacaktır. O yüzden bu özelliklerini de kaybetmezler. Ama bize gösterebilir denildiği için cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Yani C şıkkı. Devam edelim. 10. sorumuz. Bu sayfadaki son sorumuz. Bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Arapların yaşantısını yansıtır? Kabileler arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Evet yansıtır. Putlara tapılıyordu. Evet doğrudur. İslamiyet'ten önce putlara tapılmaktaydı. Ticaret önemli bir gelir kaynağıydı. Evet burası da doğrudur. Hatta Hz. Muhammed'de Hz. Muhammed'in kendisi de ticaretle uğraşmıştır diyebiliriz. O yüzden de cevabımız D şıkkı hepsi olacaktır. 11. Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz orumsuz, olumsuz sorulmuş bir soru. A şıkkı yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak. Evet sorunlarımızı çözmede bir yöntemdir A'yı eleyebiliriz. Sorunuyla ilgili dilekçe vermek yine aynı şekilde bir yöntemdir eledik. Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek evet gene aynı şekilde bu da bir sorunumuzu çözmeye yönelik bir yöntem. Kendi şıkkındaki sorunu görmezlikten gelmek asla ve asla sorunu bir sorunu çözmek için bir yöntem olamaz. O yüzden de cevabımız denizlidir. 12. sorumuz yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? Bir milletin kainatı ve hayatı kendisine göre adlandırması, seslendirmesi, onu kendince yorumlaması, dil, din, gelenek, tarih hangisi olacaktır? Dil olmaz, din de olmaz, tarih de olmaz tabii ki de gelenek olacaktır. Gelenek nedir? Bir milletin kainatı ve hayatı kendisine göre bakın her milletin kendi geleneği olduğu için kendisine göre adlandırması, seslendirmesi ve onu kendince yorumlamasıdır. Bu nedir? Bu hangi ögedir? Tabii ki de gelenektir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C Ceyhan. 13. sorumuz. Bazı sosyal roller bireyin aldığı eğitim, yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişir. Bakın bireyin aldığı eğitim, yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişiyormuş. Buna göre gibi rollerden hangileri bu açıklamaya uymaz? Üniversiteden mezun olup mühendis olmak evet değişebilmektedir bireyin aldığı eğitime göre, yaptığı işlere göre ve elde ettiği başarılara göre değişebilir. Sınıf başkanı olmak da keza aynı şekilde, izci lideri olmak da gene aynı şekilde nasıl izci lideri olunur, olunur elde ettiğiniz başarılarla izci lideri olabilirsiniz. O yüzden burası da uyar ama 4'teki yeni doğan kardeşini abi ya da abla olmak... aldığınız e, aldığınız başarıyla ilgili değil, yaptığınız çalışmalarla veya bireyin aldığı eğitimle de alakalı değildir. Çünkü bu doğuştan gelen bir roldür. Sonradan kazanılan bir rol olmadığı için buradaki ifademiz bu açıklamaya uymamaktadır. O yüzden de cevabımız A şıkkındaki yalnız 4 olacaktır arkadaşlar. 14. sorumuz Toplumda arkadaşlık, komşuluk ve akrabalık gibi değerler önemini kaybetmektedir. Bu durum hangisini ya da hangilerinin toplumda görülmesine neden olmaktadır? Çatışmaya neden olmakta, ayrımcılığa da neden olmakta ve önyargıya da neden olmaktadır. O yüzden de cevabımız D şıkkındaki hepsi olacaktır. 1 2 ve 3. 15. Aşağıdakilerden hangisi toplumun birlikte uyum içinde yaşamasına katkı sağlamaz? Olumsuz sorulmuş bir soru. Bakıyoruz. Bireyler doğdukları andan itibaren toplumla birlikte yaşamaya başlarlar. İçinde bulundukları toplumda birçok farklı özellik vardır. Toplumu oluşturan bireylerin uyum içinde yaşaması için dikkat etmeleri gereken değerler vardır. Buna göre hangisi toplumun birlikte uyum içinde yaşamasına katkı sağlamaz? Karşılıklı saygı Katkı sağlar. A'yı eleyebiliriz. Empati kurmak da gene aynı şekilde katkı sağlar. Cinsiyet ayrımda, ayrımcılık kesinlikle katkı sağlamaz zaten. Hoşgörü de katkı sağlarken e, cinsiyet ayrımcılığı katkı sağlamaz. Çünkü arkadaşlar mesela siz birini erkek veya e, kadın diye ayırırsanız veya bir ortamı erkek veya kadın olduğundan dolayı almazsanız bunu topluma nasıl bir fayda sağlayacak, zarar sağlayacaktır? Toplumun uyumunu bozacaktır. Uyumuna katkı sağlamayacaktır. O yüzden de cevabımız C şıkkındaki cinsiyet ayrımcılığı kesinlikle olacaktır. 16. sorumuz. Bu durum Anadolu'da aşağıdakilerden hangisi varlığını göstermektedir? Anadolu'da uzun yıllar bir arada yaşamış farklı inançlara sahip insanlar vardır. Camiler, sinagoglar, kiliseler Anadolu'nun birçok yerinde yıllardır vardır ve var olmaya devam edecektir buna göre Anadolu'da bu hangi Anadolu'da hangi e, ifadenin olduğunu belirtmekte. Empatinin empati değildir. Kalıp yargı da değildir. Önyargı kesinlikle değildir. Hangisinin olduğunu görebiliriz. Hoşgörünün olduğunu görebiliriz. Çünkü Anadolu'da ne hakim bakın bütün e, dil din ırk ayrımı yapılmamakta. Bu yüzden de herkes istediği gibi e, düşüncelerini ifade edebilmekte, inanışına istediği gibi uymakta ve dininin gerektirdiklerini yerine getirmekte. Bakın görüyorsunuz Müslümanlar için cami, sinagoglar var ve e, Hristiyanlar için de kiliseler var. Yahudiler için de sinagoglar var. O yüzden de burada hoşgörünün olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa olacaktır. 17. sorumuz. Eşyalarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? İlk Türk devletlerine dokumacılık alanında geliştiklerine hangisi kanıt olarak gösteriliyor? Dokumacılık olduğu için halıcılık gelişir, halı gelişir. Kilim de keza aynı şekilde dokumacılıkla alakalı bir ögedir. Kılıcın dokumacılıkla alakası yoktur. Kılıç savaş unsurudur ve demirle madenle alakası vardır. Ok da keza aynı şekilde savaşla alakalı bir şey olduğu için dokumacılıkla alakası yoktur. Bunları da eledik ve cevabımız olan 1 ve 2'yi yani C şıkkını ne yapabiliriz? işaretleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. 18. sorumuza bakıyoruz. Verilen metinde geçmişten günümüze Türk devletlerinin hangi alanla ilgili özelliğine değinilmiştir denilmiş. Okuyalım metnimizi. Metan ordusunu onluk sistem adı verilen sisteme göre düzenlemiştir. Bu sistemle orduyu onluk, yüzlük, binlik, on binlik bölümlere ayırmış ve her bölüme komutanlar görevlendirmiştir. Bu sistemle ordu Türk ordusunun temelini oluşturmuştur. Günümüzde şanlı ordumuzun kuruluşu olarak ...Metan'ın tahta çıkışı olan milattan önce 209 yılı kabul edilmektedir. Buna göre hangisine değinilmiş? Türk devletlerinde hangi alana değinilmiş burada? Ekonomi ile alakalı bir şey yok. Siyasi ile de alakalı bir şey yok. Kültürel de alakalı bir şey yok ama D şıkkındaki ile alakalı bir şey epeyce var. Gördüğünüz gibi ordudan bahsediliyor. Onluk sistemden bahsediliyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşu olan önce 209'dan bahsediliyor. O yüzden askeri ile alakalı e, ifadeleri değinilmiştir. Cevabımız Denizli. 19. sorumuz. Türklerin göçebe bir yaşam sürmelerinin temel sebebi nedir? Türklerin ana yurdu olan Orta Asya karasal iklimin görüldüğü bozkur bitki örtüsünün hakim olduğu bir yerdir. Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur. Bu durum Türklerin göçebe bir yaşam şekli benimsemelerine neden olmuştur. Buna göre Türklerin göçebe bir yaşam sürmelerinin temel sebebi neymiş? Bulundukları coğrafyanın iklim özelliği, uğraştıkları ekonomik faaliyetler, kültürel yapıları, siyasi baskılar. Bakın burada ne diyor? Türklerin temel geçim kay geçim kaynağı hayvancılık olmuştur. Ve burada İlk, Karasa iklimin görüldüğü, bozkır bit görsün hakim olduğu bir yermiş. O yüzden de temel geçim kaynaklarını devam ettirebilmek için e, Türkler ne yapmıştır? göçe bir yaşam e, benimsemişlerdir. O yüzden de cevabımız A şıkkındaki bulundukları coğrafyanın iklimi, iklim özelliği olacaktır diyebiliriz. O yüzden de cevabımız Adana. Devam edelim 20. sorumuzda. Verilen bilgiye göre Orhun kitabeleri hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Orhun kitabeleri Göktürklerin ünlü hükümdarı Bilge Kağan döneminden günümüze kadar ulaşmış olan 6 adet dikili taştan oluşur. Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı örneği olan bu kitabeler Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Kültürümüz, töremiz, tarihimiz, dilimiz, edebiyatımız, yaşayışımız açısından önemli bilgiler barındırır. Türklerin tarihini ışık tutan bu kitabelerde Türk adı ilk kez kullanılmıştır. Buna göre hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Bilge Kağan zamanında verilmiştir. Evet doğrudur. Bakın burada Bilge Kağan'ı görmek, Bilge Kağan'ı görmekteyiz. O yüzden A'yı eleyebiliriz. Göktürk alfabesiyle alınmıştır. Evet doğrudur. Türklerin kendi alfabesiyle alınmış bir eserdir. Türklerin ilk yazılı örnekleridir. Evet burası da doğrudur. Günümüzde Orhun, Orhun Irmağı kıyısındadır. Böyle bir bilgiye metinde verilmediği için böyle bir şeye ulaşamayız. O yüzden de cevabımız Denizli olacaktır arkadaşlar. Devam edelim 21. sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerin özelliklerinden biri değildir deniliyor. Türk adıyla kurulmuş ilk devlettir. Evet doğrudur. A'yı eledik. Çin setini yapmışlardır. Yanlıştır. Çin Settin adı üstünde Çinliler yapmıştır. O yüzden bu ifademiz yanlış. Alfabeyi kullanmışlardır. Evet kendi Türklere özgü Göktürk alfabelerini kullanmışlardır. Orhun kitablarını yazmışlardır. Evet bu da doğrudur. Bunu da eledik. B şıkkındaki Çin setini yapmışlardır. Ne olacaktır? Tabii ki de yanlış olacaktır arkadaşlar. 22. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'dan dünyanın değişik yerlerine göç etmelerini kolaylaştırmıştır? Hayvancılıkla uğraşmaları, çadırlarda yaşamaları, atı evcilleştirmeleri, güçlü ordular kurmaları. Hangisi kolaylaştıracaktır? Tabii ki de Beşik'indeki çadırlarda yaşamaları, göçebe bir yaşam göç etmelerini ne yapacaktır? Kesinlikle kolaylaştıracaktır. Çünkü göçebe oldukları için... Çadırlara sahiptirler ve bu çadırlar sayesinde kolaylıkla istedikleri yerlere göç edebilirler. O yüzden de cevabımız Bursa. 23. sorumuz. Bu heykelciklere ne ad verilirdi? Orta Asya'da Türk devletlerinde ölen kişinin mezarının etrafına hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar heykelcilik dikilirdi. Ee, devam edelim. Bu heykelciklere ne ad verilirdi? Şaman, balbal, bal, kurgan, minyatür. Minyatür değildir. Minyatür resimle alakalı bir şey. Kurganla mezarla alakalı bir şey. Ama mezarda e, hani öbür dünyaya gittiğinde değerli eşyaların yanına alabileceği şeyleri bu mezara koymakta. O yüzden kurgan da değildir. Şaman da gene e, bir sanatçı demektir arkadaşlar. Türklere özgü eski Türklerdeki sana, sanatçıya verilen hattır. E, buradaki cevabımız Balbal bal olacaktır. Balbal bal nedir? Biri öldüğünde öldürdüğü insan sayısı kadar mezarına konulan, dikilen yani heykelciklere verilen attır diyebiliriz. O yüzden cevabımız B şıkkındaki balval olacaktır. 24. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş, tarım ve sanatla uğraşmışlardır. Buna göre bu hangisinin sonucu? Hayvancılıkla uğraşmalarının sonucu mu? Değildir kesinlikle. Savaşçı özelliklerini korumanın bu da değildir. Yerleşik hayata geçmenin evet kesinlikle budur. Devam edelim. Farklı dinleri benimsemenin bu da değildir. Bunu da eledik şehir şıkkındaki yerleşik hayata geçmelerini bakacak olursak bakın burada ne diyor? Farklı şehirler kurmuş. Şehirler kurmasının sebebi ne olabilir? Tabii ki de yerleşik hayata geçmeleridir. Çünkü göçebe olsalardı, konar göçer olsalardı asla asla şehirler kuramazlardı. Çünkü o şehirde e, ömür boyu kalamayacaklardı. Biraz süre kalacaklardı sonra başka yere gideceklerdi ve sonra oraya da şehirler kuracaklardı falan. O yüzden çok uzun ve zahmetli bir iş olduğu için şehir kurmaları için ve tarım ve sanatla da uğraşmaları için ne yapmaları lazım? Kesinlikle yerleşik hayata geçmeleri lazım. O yüzden de cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 25. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki yargılardan hangisi Kurultay ile ilgili değildir? Devletin siyasi, askeri ve ekonomik sorunlarının görüşüldüğü bir kuruldur. Doğrudur. A'yı eledik. Türkler Türklerde ait destanlara verilen genel isimdir. Yanlıştır. Böyle bir yani destana verilen isim Kurultay değildir. Hükümdar eşleri kulutay görüşmelerine katılmıştır. Evet burası da doğru. Ve bu yargı sayesinde biz neye ulaşabiliyoruz? Eski Türklerde kadının ne kadar önemli olduğunu, değerli olduğunu, kadına ne kadar değer verildiğini görmekteyiz. Bir danışma meclisidir. Burası da doğruyken B şıkkındaki Türklere ait destanlara verilen genel isimdir. Yanlış olacaktır. Cevabımız Bursa. 26. sorumuz. Son 3 soru kalmış. Eski Türklerde Kaan'a Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi? örs değildir, kurultay değildir, toy değildir. Cevabımız D şıkkındaki kut olacaktır. Kut inancı nedir? E, hükümdara yani başa gelecek kişiye gök tanrı tarafından verilen ilahi e, emirdir, yetkidir diyebiliriz. 27. Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar? Arap Arap Yarımadası'nda İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte ırk son verilmiştir. Birlik ve beraberliği ne yapar? Arttırır. Adalete önem verilmeye başlanmıştır. Bu da aynı şekilde. Mal ve can güvenliği sağlanmıştır. Bu da aynı şekilde birlik ve beraberliği arttırır. O yüzden de cevabımız D şıkkındaki 1, 2 ve 3 olacaktır. Son sorumuz 28. soru. Aşağıdakilerden hangisi ortaokul 6. sınıf öğrencisi Elif'in evde alabileceği sorumluluklardan biri? olamaz. Sabah uyandığında yatağını düzeltmek evet alacağı bir sorumluluk. Odasını temiz ve düzenli tutmak bu da aynı şekilde sorumluluğudur. Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek evet bu da bir sorumluluğudur ama D şıkkındaki ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak. 6. sınıf öğrencisi yani daha 18 yaşına gelmiş bir e, birey olmayan Elif'in bir sorumluluğu değildir. O yüzden de cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videolarını da gözetebilirsiniz. Tüm derslerin yazılı videoları kanalımda mevcuttur. Ve tüm sınıfların ayrıca yazı sorularını yazılayım.net'ten ulaşabilirsiniz. Ve son olarak da arkadaşlar yapmış olduğumuz uygulamayı da açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.